2019 Antalya Kumluca'dayız. Yanımızda Hasan Kumcu. Evet. Burada kapya biber serasında rekor gelişim ürünümüzü bu sene kullandınız. Evet. Neler oldu Hasan abi? Burada ne gördük? Rekor gelişimle ilgili gördüğünüz gibi tutkun meyve tutkunu çok güzel. Su ve gübre verimi alımı bitkide gelişmesini sağlaması açısından gübrenin toprağı kabartması ve su tutumu olsun, gübre tutumu olsun çok verimli oldu. Hı hı. Hasan abi bunun çeşidi ne? Kapya 508 dediler buna. Kapya 508 dediler. Şöyle gösterelim mi şuradan bir biberlerden? Tabii. Şöyle kızargınları. Gerçi bugün toplama yapmışız ama en azından mahsulün tutumuna bakalım. Şöyle gidelim. Şu arayı gösterelim şöyle. Ben de ilk defa yaptığım için arkadaşlar bakıyorlar diyorlar. Sen ilk defa yapıyorsan bu böyle tuttuysa. Yani ilk defa yapan birisi için diyorsun. Yani. Büyük başarı. Şöyle bunda, tutum gidiyor. Bunda benim tecrübem olmasına ziyade buradaki gübrenin ve kullandığım bu şeylerin faydası daha fazla. Şimdi rekor gelişim bir toprak düzenleyici. Bir ilaç, bir gübre değil. Evet. Şimdi burada az önce konuştuk. Yani bitkinin alması gereken elementleri toprağa çalıştırarak bitkiye geçişini arttırıyor. Şu üst kısmı gösterebilir miyiz şöyle? Şu aradan şöyle meyve tutumunu. Bir anlamda gübrenin ve suyun sünger görevini yapıyor, bitkiye verimli olarak aktarmasını sağlıyor. Şimdi burada bu sene samra kullandık mı? Samra kullanmadım ben. Kullanmadık. Bir mukayese yapabilir misiniz? Yani az önce de konuştuğumuz gibi samra ile bunun arasındaki farkla ilgili. Samra ile bunun arasındaki fark bunun temiz olması. Temiz olması. Daha kaliteli olması bir. İkincisi fiyatının uygun olması. Fiyatı samra da uygun oluyor. İşçiliği de kolay. İşçilikten de kazanıyorum. Oradan da kazanıyorsunuz. Burası kaç metrekare? İki dönüm. Burası bir iki dönüm. Öbür tarafta. Gidelim biraz daha. Orada da kullandık. Orada da kullandım ben. İkisini de kullandım. Orada ne vardı? Orada da aynı kapya. Kapya var. Orada da ikisini de kaldırdım. Her iki yerde de aynı biber var. Şöyle duralım. Şuradan da gösterelim. Yavaş yana. Bu şekilde biberin yan dal yapması, taşlanması her şey güzel. Çiçeklenmesi vesairesi de güzel. Evet. Tavsiye eder misiniz rekor gelişimi? Evet, tavsiye ederim. Kumlucalılara, öncelikle Türkiye'deki sera üreticilerine. Kumlucalı, eğer bu bölgedeki bu serayla uğraşan Adana'ya kadar, Çukurova'ya kadar hepsinden tavsiye ederim. Yani işçilik kolay, ekonomik geliyor. Ekonomik geliyor. Samra'dan daha ekonomik. Bu, bana dediler bir önüme bir kamyon atacaksın. Evet. O da her yerine atacaksın. Atman lazım. Hı hı. Kaç paraydı maliyet? Da, mesela sizin maliyetiniz? 3500 lira. 4000 lira dediler. Keçi samra satayım dedim. 4500 dediler. Tamam. İşçilik ondan yok değil mi bunda? Sadece samra. Sadece samra. Hı hı. Getirmesi götürmesi yok. Peki ondan rekor gelişim? Rekor gelişim internete girdim. Ben araştırırım böyle şeyi. Ne faydalı. Baktım sizin bu videolarınız var YouTube'da. Ne şeyleriniz var. Baktım. Gittim ondan sonra İsmail abi buldum işte. Kumluca bayimizi. Kumluca bayimizi. Ondan sonra denedim. Aldınız. Güzeldi. Çok güzel. Çok memnunum ben. Biz teşekkür ederiz. Biz de kendi adımıza burada her zaman her yerde olduğu gibi aynı sonuçları vermişiz. Evet. Yani şöyle baktığınız zaman verim olarak şunda farklı, bunda farklı. Şöyle gösterelim şurayı. Şu aradan şöyle çekelim. Ben 30 sene sonra yapıyorum bunu ilk defa. Bunu daha önce yaptığımızda bu rekor gelişim gübresi yokken. Yoktu. Yoktu. Gübreyi verirdik bitkiye. Bitki buradaki bir verimi daha fazla olurdu. Buradaki daha az olurdu. Bir dengesizlik olurdu. Şu an standart boy gidiyor. Standart hepsinde. Gidiyorum. Böyle iyi, güzel yani. Halı saha gibi gidiyor. Evet. Biz teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Seranızı gezdirdiniz. Bilgileri bizle paylaştınız. Sağ olun. Buradan bütün Türkiye'ye selam gönderiyoruz. Selam bütün arkadaşlara, bütün ziraatçı arkadaşlara selam olsun. İnşallah.